Türkçe dünyanın en eski ve köklü dillerinden birisi. Fakat biraz önce sizin de ince bir vurguyla söylediğiniz gibi maalesef Türkiye'de bazı siyasi görüş taraftarları Türkçe'de yabancı kelime var derken özellikle Farsça ve Arapça kelimeleri siyasi bir bakış açısıyla temizlenerek Türkçenin daha Öztürkçe olacağından bahisle bazı iddialarda bulundular. 70'li yılların sonunda Ali Bisküllüoğlu bir Öztürkçe sözlük yayınladı. İçinde 3500 kelime var. Koca Türkçe 3500 kelimeyle bir sözlüğe sıkıştırılmıştı. Yani bizim Türkçe hassasiyetimiz ne olmalı o zaman efendim? İsterseniz Atatürk dönemine gidelim. 1932'de Türk Dil Kurumu kuruldu ve kurumun yaptığı işlerden bir tanesi kelimeleri sadeleştirmek. Yani kökeni yabancı olan kelimeler, ağırlıklı olarak Arapça, Farsçasında ifade ettiğiniz gibi bunlardan dili temizlemek gibi bir yola girildi 32'de. Yani ki bu dil tartışmaları Tanzimat'la başlamıştır. Ya Tanzimat'a kadar gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde en çok tartışılan konulardan birisi dildir ve dildeki sadeleştirmedir. Şimdi Atatürk de tabii neticede Osmanlı'nın son dönem geçen aydınlarından, devlet adamlarından bir tanesi ve Cumhuriyet'in kurulmasından sonra hem bir batılılaşma hem bir yeni bir modernleşme bir şey şeklinde alındığı için dille başlanmıştır. Biliyorsunuz 1 Kasım 1928'de harf devrimi olmuş. 1932'de de bugünkü bildiğimiz Türk Dil Kurumu kurulmuştur, cebiyet olarak kurulmuştur. 35'e kadar çalışmalar yapılmış ve Atatürk biraz önce Ali Püsküloğlu'nun da dediğiniz gibi benzer bir çalışmayı o gün işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu, işte ne bileyim gibi birçok bilinen şeylerin de içinde bulunduğu bir sözlük hazırlatır. Türkçe Osmanlıca sözlük. Önüne getirirler 8000 kelimelik bir sözlük. Bunu görünce der ki biz yanlış yola girmişiz. Özel kalem müdürlüğünü yapan Atay'a der. Çocuk bunu biz bu noktada bırakacak değiliz. Dili berbat etmişiz. Bunu kimseye bırakmayacağız ve düzelteceğiz. Yani dili sadeleştirmek gerekli diyenlerin fikrinle hareket ettik ama dili sıkıntıya soktuk demiştir. Ve 1936 yılına geldiğinde sadeleştirme işinden vazgeçer. Güneş dil teorisi diye bir teoriye sığınır. Güneş dil teorisinin şeyi nedir? Mantığı şudur. İşte güneş dünyayı aydınlattığı gibi Türkçe'de dünyanın en kadim, en eski dilidir. Bütün dillerin anası Türkçedir. Türkçeden çıkmıştır. Dolayısıyla bugün yabancı dediğim kelimeler özde bizimdir. Ketebe yektubu Arap'ındır. Mektup, katip, kitap Türk'ündür diye ve kesip atmıştır. Yani şeyde bitirmiştir. Ama maalesef birileri orada bırakmaz. Özellikle İnönü döneminde tekrar bu sadeleştirme hareketi, Öztürkçecilik yine harekete geçilir. Siyasi bir hareket hareketle. Olarak. Sonra 60 darbesinden sonra bunu bir ideoloji haline gelir. Niye kadar? 1980 darbesine kadar kelimelere bir düşmanlık yapılır. Ama 80 darbesine geldiğimizde de zaten artık taşıracak bir şey yok. Çünkü bütün Türkçeyi koruyan duvarlar yıkılmış, barikatlar kalkmış. Özellikle Batı kökenli kelimeler rahatlıkla Türkçe'ye girmekte ve bugün de zaten en büyük sıkıntı budur. Yani özellikle Türkçe'yi çok sağlam bir Türkçe eğitimi verilemediği için, Türkçe dil şuuru toplumda, gençlerde oluşturulamadığı için rahatlıkla yabancı kelimeleri rahatlıkla kullanıyoruz. Cümlede kullanıyoruz, tabel olarak kullanıyoruz, marka olarak kullanıyoruz ve bu da gerçekten büyük sıkıntıdır. Dilimize evet. Zarar veriyor. Yani bütün büyük diller, Türkçe değil, bütün büyük diller, İngilizcesinde, başka dillerde dışarıdan kelimeler alır. Aldığı kelimeleri bir farklı alır, kendini yapar. Olduğu gibi almaz. Bizim batıya verdiğimiz birçok kelimeler bizden almıştır ama o kelimeler artık bize benzemez, kendine benzetmiştir. Osmanlı da bunu yapmış. Biz Orta Asya'da, Çince'den, Oğulca'dan kelimeler almışız. Sonra İslam'la müşerref olduktan sonra Arapça, Farsça birçok kelimeleri almışız. Anadolu'ya geldiğimizde Anadolu'da bulunan kavimlerin dillerinden de birçok kelimeler almışız. Aynı zamanda biz birçok kelimeleri de onlara vermiştir. Ben zaman zaman işte görevimiz gereği
Balkan ülkelerinin çeşitli siyasetçilerle bir yere geldiğimizde biz geldik ve hep konuşurduk onlarla. Dediler ki yani mesela Hırvatistan Başbakan Yardımcısı, işte Bulgaristan'daki bir başbakanlıkta yine uzman olan bir hanımefendi, Türkçe uzmanı. Dedi ki Türkçe olmasa yatak yorganımız olmaz. Yani nerede yatacağız? Bir başkası dedi ki çanak çömlek gibi, tabak gibi, yani mutfakta kullandığımız bütün kelimeler aslı Türkçedir der. Yani bütün diller birbirlerinden etkilenir. Ancak bu etkilenmeyi kendinin olarak yaparsa problem yok. Yani şu köken, kelimenin kökeni adına yapılan milliyetçilik en çok dili o diyelim ki Arapça düşmanlığını yaptığın zaman Arapçaya yapmaz en büyük düşmanlığı. Kötülüğü kime yapar? Türkçeye verir. Kendi dili. Mesela şimdi örnek olsun diye söyleyelim. Hepimiz çok kullandık. İskele diye bir kelimemiz var değil mi? Evet. İskelenin aslı skaladır. Yani uzmanı söylemezse kim iskelenin skaladan geldiğini şey yapabilir? Bizim olmuştur. Yani İstanbul'da söylenişini değiştirmişiz, sesini değiştirmişiz. Bizim olmuş. Halbuki baştan i'yi kaldır, Grekçe bir kelime karşına çıkar. Başka bir kelime çıkar. Yani yer isimlerini de bu şekilde değiştirmiş, dönüştürmüşüz. İşte site için diyorsun. İstasyon olmuş. Şimdi mesela bizim çok kullandığımız, parçadan çok kelimeler almışız. Öyle kelimeler var ki o kelime parçada yok. O kelimeleri biz parçadan almışız. Mesela serbest kelimesi iki tane parça kelimeyi bir araya getirmiş, yeni bir kelime yapmışız. Serp baştır. Kullanırız. Best, bağlı demek. Serbest, başı bağlı demek. Ama biz başı bağlı, özgürlüğü sınırlayan bir kelime. Ama biz onu kullanmayız. Serbesti özgürlük diye kullanırız. Farsça'da serbest diye bir kelime yok. Yani o iki tane kelimeyi bir araya getirmiş, yeni bir kelime yapmış değil. Şimdi Farsça'dan biz mesela en çok kullandığımız gül. Gülün aslı goldur Farsça. Ama bizim anladığımız manada kullanmazlar Farsiler. Yani İran'da ne diye? Bugünkü çiçek manasına kullanılır. Tam manası da çiçektir. Ama bizde çiçeklerden bir tanesidir gül. Yani anlam değiştirerek şey yapmıştır. Biz mesela Arapçaya da birçok kelime vermişiz. Arapça kelimeyi almışız, bizim yapmışız. Ama onu bizdeki orijinal şekliyle almış, kullanmaya başlamışlardır. Dolayısıyla kelimeyi, yabancı, yerli kavgası cehaletten başka bir şey değil. Zaten Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi kendini kültürlü zanneden cahil aydınlarımızdır. Cahillikle aydınlık bir araya gelir mi? Getiriyorum. Niye getiriyorum? Eğer diplomada kaldıysa bilgileri, diplomadan öte kendini çeşitli konularda okuyarak yetiştirmediyse cahildir. Dil konusunda okumamışsa, bir tane kitap okumamışsa, ben işte dediğim gibi tabelalarla karşı karşıya kalmamış olsaydım ben de dil noktasında cahil bir insandım. Ama sonra okudum ve üstelik dili de sevdim. Yani şu anda Türkiye'nin temel birçok problemleri diyebileceğimiz var ama bu problemlerin önünde bana göre dil gelir. Yani dilin müdahil olmadığı, yani güzel bir dilin güzelleştirmediği, çirkin bir dilin yoz bir dilinse yozlaştırmadığı hiçbir alan yoktur. Şimdi derneği kurduk ve Türkiye'de birkaç dernekten bir tanesidir. Yani dil derneği aslında dernek dil derneğidir. Dil ve edebiyat çünkü ikisini birbirinden ayıramazsın. Dilin en güzel sergilendiği alan edebiyat alanı. Edebiyattır. Toplumun kayrı ekseriyeti bu da ne ki yani. Halbuki ne ki derken bile kullandığı kelimeden dolayı yani Türkçe ile yine dille ilgileniyor. Yani gerçekten çok kıymetli, çok önemli dil edebiyat derneğinin Kızılay gibi bir dernek haline gelmesine aslında ihtiyaç var. Çünkü toplumun geniş kesimlerin bunu anlaması ve dinlemesi lazım.